Karşınızda Musatti Darkpov. Çok iddialı bir motorla beraberiz. Beni çok heyecanlandırdı. Bir haftadır bu motorlayım. İddia ediyorum sınıfının en iyisi abi. Öncelikle şunu söylüyorum. Bu fiyata, bu performansı, bu kaliteyi almanız bence çok zor. Bu gördüğünüz blok 250 cc ama korkmayın. 25 beygir, 28 Nm güç üretiyor. Yani piyasadaki 250 cc sınıfındaki racinglerin çoğundan daha torklu bir makine. Ben bir hafta kullandım. Ben motoru ilk aldığımda 400 cc sanıyordum. Hani o kadar fark ettirmiyor, haberiniz olsun. 6 ileri vites şanzımana sahip. Arkadaşlar çok sordunuz, geri vitesi yok maalesef ve el freni yok. Evet, olsun isterdik. Bu fiyatta yeterince doldurulduğunu düşünüyorum ben. Hani onları da ekleselerdi fiyat yine artacaktı bir nebze. O yüzden yeterince fiyat performans olması için birkaç özelliği eklememişler. Ben çok bir şey diyemedim çünkü gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz en iyi motorlardan birisi. Chopper grubunda. Su soğutman olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Motor kayış çekmeli. Kayışlar Amerika'dan geliyormuş, Kaizen'de olduğu gibi. Kayışlarda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sağlam olduğunu düşünüyorum. Zaten sıkıntı yaşasanız da fabrikaya Esenyurt'ta abi gidip hemen kayışınızı yaptırabilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Arkadaşlar daha önce de 250 cc çapır sürdüm ve onlarda kayış aktarma yoktu. Zincir olduğu için böyle vites atarken çat çut garip sesler geliyordu. Bunda öyle bir sorun yok. Hatta attığınız anda direkt kavruyor. Böyle inanılmaz bir sürüş zevki yaşatıyor size. 250 cc olduğu için üzülmenize gerek yok. Çünkü gayet yeterli makine. Makine 235 kilo. Çekmez diye çok düşünüyorsunuz. Bana da çok soruyorsunuz. Ama ben bir hafta kullandım. Arkama artçı da aldım. Çantaları yükledim. Arka çanta yükledim. Yan çantaları yükledim. Full artıfül kullandım. 1 gram çekme sorunu yaşamadım. İstanbul'da şehir içinde. Ne yokuşta kaldım, ne rampa inerken zorlandım. Frenleri de gayet iyi. Ön arka ABS zaten. Ha, ön çift disk mi? Belli zaten. Arkadaşlar önde çift disk varmış. Onu yeni öğreniyorum. Ama belli zaten. Çok iyi fren mesafesi var. İnanılmaz tutuyor. Hiç beni o konuda yanıltmadı. Hiç korkmadım yani frene basarken. Motora biniyorsunuz ve tüm gözler sizin üstünüze oluyor. İnanılmaz bir şey. Kafayı yersiniz. Bakmayan, sormayan, bak liselisinden tut okul çıkışında gördüğün ilgiyi, yolda trafikte 50-60 yaşındaki dayıların gösterdiği ilgi, petrole çekiyorsun, petrolde inanılmaz bir ilgi, her yerde ilgiyle karşılanıyorsun. Çok garip bir zevki var bu motorun. Arkadaşlar gece özellikle Beşiktaş Akaretler tarafında bu motorla geziyorsanız ve son zamanlarda bir trend var biliyorsunuz. Böyle caddeden şarkı açıp geçiyorsunuz ya. Bundan açıyorsun abi şarkıyı. Dans etmeyen insan kalmıyor. Ben çok ilgilenmiyorum ama sanırım düşüremeyeceğiniz kız yok arkadaşlar. Kanka bu arada harbiden çok pis düşüyorlar. Arkadaşlar gelelim ekran konusuna. Burada bir tuş var, tamam mı? Tuşa basıyorsun, sana bir QR çıkarıyor. Telefondan okutuyorsun ve anında ekranı yansıtıyor buraya. İster navigasyonuna bak, ister müziğini dinle, ister ekranını yansıt. Netflix'ten film izle kardeşim. Al, adamlar bunu sunmuş sana. Tüm çantalar çok kolay açılıyor böyle. Tek hamleyle böyle laps diye açabiliyorsunuz. Bunlar kilitleniyor arkadaşlar. Yani normalde kilitlenmesi gerekiyor zaten. Bunlar da böyle tek hamleyle açıyorsunuz abi, geliyor böyle. Başka değmediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar çevre tepkilerinden bahsetmiştik. Hem şarkı çalabildiği için tepki çekiyorsun. Hem sesi çok güzel olduğu için tepki çekiyorsun. Hem motor çok güzel durduğu için tepki çekiyorsun. Abi üçledin efsane. Ön arka led, sinyaller led. Zaten bunları artık söylemeye gerek yok. Çünkü yeni nesil motorlarda bir zahmet olsun yani. Arkadaşlar şimdi motorun üstüne biniyorum. Aldım böyle biraz ağır ama giderken hiç hissettirmiyor, emin olabilirsiniz. Telefonum var elimde. Açıyorum torpidomu abi. Atıyorum telefonumu. Şimdi daha rahatım. Geldik abi. Benim boyum 1.72 civarında. Çok rahat, ayağın yere değiyor. Bak dizim kırılıyor hatta, görüyorsun. Şöyle aldım abi ayağımı buraya. Duruşu böyle abi motorun. Ben bayağı küçük kalıyorum büyük ihtimalle içinde. Boyun 2 metre ise falan hiç önemli değil. Çünkü motor gayet heybetli. Hiç sıkıntı yaşamayacaksın bu konuda. Evet, şimdi bir sesini dinleyelim bence motorun arkadaşlar. Açıyorum şöyle. Start stop var. Uğraşmıyorsun. Motoru boşa alıyorsun. Bir selamlıyor seni. Telefona bağlanacak büyük ihtimalle ve şarkı açacak. Direkt çok hızlı bu arada. Bak. Kes abi. Ahmet Berkay ve gelirse Oğuz'a... Arkadaşlar bakın, bu arada kendi YouTube videomu izliyordum buradan da. Ah, dalmışım ya, pardon. Arkadaşlar ekran var, dediğim gibi Netflix'ten falan film izleyebiliyorsunuz çok rahat. Ben de YouTube videomu izliyordum az önce kendi. Bu motoru alıp benim YouTube videolarımı buradan izleyebilirsin. Hatta like bile atabilirsin, haberin olsun. Bir de sesini dinleyelim motorun. Telefonu şuraya atayım. Veriyorum abi. Hazır mısın? İnanılmaz geliyor bak. İnanılmaz geliyor. Veriyorum. Abi bak, ne yapacaksın biliyor musun? Buraya kamp sandalyeni alacaksın abi. Motoru çalıştıracaksın.
Oturacaksın buraya böyle. Dinle abi, baksana. Şaka gibi ya. Ya 250 sesi motordan bence absürt bir ses ya, bilmiyorum. Bak geliyor. İnanılmaz abi. Bak abi. Chopper olması gereken zaten. Her yer metal. Arkadaşlar egzozun biri buradan geliyor, biri buradan geliyor. Burada buluşuyorlar abi. Çok güzel görünüyor arkadan da. Evet arkadaşlar, bu şekilde motorun top speed'ini soracaksınız büyük ihtimalle. Motorla ben 140 civarında gördüm yokuş aşağı. Videosu var zaten, ekleyeceğiz buraya. Evet, yavaştan sürüş videosuna geçelim arkadaşlar. Ben bir hafta neler yaşamışım bu motorla. Hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhaba. Yağmurlu bir günde altımızda Dark Pop var, Musattin'in, bildiğiniz gibi. Bu motoru çok bekliyordu, herkes çok bekliyordu. Şimdi onun incelemesini çekiyoruz. Önümüzde dev gibi ekran var abi, tablet kadar. Burada artı bir göstergemiz var. Şimdi Avrasya Tüneli'ne giriyoruz hep beraber. Ve şöyle bir info vereyim arkadaşlar. Arkamda artçı var ve 3 çantanın 3'ü de full artı, full dolu. Bir insana ne lazım olabilirse hepsi var. Şöyle bir tünelden bir ses vereyim size de. Felaket bir şey abi. İnşallah sesim net gelir. Çünkü motor çok gürültülü arkadaşlar. İnanılmaz bir sesi var. Her şeyi çok fonksiyonel düşünmüşler. Telefonunuzu buraya bağlayabiliyorsunuz. Ve ses sistemi var motorda. İnanılmaz bir şey abi. O kadar çok dikkat çekiyorsunuz ki kafayı yersiniz. Yine Musattin'in diğer modellerinden alışık olduğumuz aynalarımızdan var. Bence gayet fonksiyonel bir ayna abi. Kullanışlı yani. Şurada ceplerimiz var. Bunları da kesin anlatmışızdır. Abi çok işe yarıyor ya. Anlık atıyorsun ve çıkıyorsun, anladın mı? Gayet keyifli. Motorda start stop var. Hadi buna alışacağız arkadaşlar, start stop olabilir. Ama motoru buradan kilitlediğiniz zaman gidonunu kilitliyor. İnanılmaz bir keyif. Ben 2 saat gidonunu kilitlemeye çalıştım. Hani normalde chopper'larda şurada falan oluyor ya kilit sistemi. Orada kilit sistemi falan aradım yani, öyle söyleyeyim. Ama otomatik kilitliyormuş kendisi. Bunu çok geç fark ettim. Biraz gaz açalım. Yağmurda da gayet keyifliyiz. Bayağı ağırız şu an motorda. Göstergeler dolu dolu kullanılmış arkadaşlar. Saat var, tarih var. İşte devir göstergesi var. Vites, gir var. Hız göstergemiz var. Akü voltajı var. Benzin göstergemiz var. Odometremiz var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada hararet göstergesi var. Ama hararet göstergesi sanki bir çalışmıyor gibi geldi bana. Onu gösteririz. Bu test motor olduğu içindir büyük ihtimalle. Ben sorup eklerim tekrardan videonun devamına. Bu motor bende bir hafta falan kalacak arkadaşlar. Bir hafta ben bu motorla beraberim. Eksiğini, gediğini, artılarını, eksilerini, her şeyi beraber konuşacağız sizle beraber. Bana o kadar rahat geliyor ki. Ben çok rahatım şu an. Evet, süper. Arkadaşlar bu arada bu yolculuğumuz şöyleydi. Beylikdüzü'nden Kadıköy'e gittik. Şimdi Kadıköy'den tekrar dönüyoruz. Ve ben gram yorulmadım. Yani bayağı çünkü arabadaymış, böyle hafif soğuk bugün hava ama onun dışında başka bir şey yok. Soğuğu da çok yemiyorsunuz zaten bacaklarınızdan falan. Yani minimuma indirmişler rüzgar yeme olayını da. Rana hiç üşümüyor zaten, ben varım önünde. Ama ben de üşümüyorum yani, ona rağmen ben de üşümüyorum. Yağmurda pek bir sıkıntı yaratmadı, ben ıslanmadım çok da. Hani o yönden çok iyi bence. Yerler kötü. Lastikleri bunun CST'ydi sanırım, bakmadım. Ona bakıp söylerim. Şu an yaylana yaylana gidiyoruz mesela. Harbiden hani o şeyi hissediyorsunuz arkadaşlar. O 245 kilo hissediyorsunuz. 245 miydi, 235 miydi? O 200 kilonun üstünde olduğunu hissediyorsunuz yani motorun. Her böyle olunca bir geri vites istiyor yani motor. Ama onun dışında bence ya gayet başarılı ya. Şimdilik bu kadar. Bu videonun devamı gelecek. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere telefona nasıl bağlanıyoruz onu göstereceğim. Hazır mıyız? Arkadaşlar şurada şu tuşa basıyorsun, tamam mı? QR kod istiyor. QR okuttunuz. Şu an connect oldu arkadaşlar.
Normalde ilk bağlanışta QR okutup direkt bağlanıyorsunuz. Şimdi kendi bağlandığı için biraz uzun sürdü bağlanması. Daha önce okuttuğum için. Arkadaşlar buradan ekranı yansıtabiliyorsun, yayını başlat diyorsun, tamam mı? Bak 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 bak, geldi. Telefon buraya geldi abi. Şimdi ne yapıyorsan yapıyorsun kardeşim. Şuradan telifsiz müzik açalım. Telifsiz müzikler. Girdim. Ver abi. Göstermelik yapacağım. Bak. Yan çevirdin. Abi buradan film izleyebiliyorsun. Film. Yan döndü. Arkadaşlar buradan film izleyebiliyorsunuz. İnanılmaz ya. Telefonu hangi uygulamayı açarsanız açın buradan görünecek. Acayip rüzgar var. Ben bu motora çok alıştım arkadaşlar. Nasıl vereceğim bilmiyorum. Çok iyi hissettirmiyor. Bu motoru geri verecek olmak. Görüyorsunuz şu an gayet ekranda görebiliyorum yani. Arkamda harçı var arkadaşlar. Ona rağmen yokuş performansını görüyorsunuz. Nereden girelim? Esselamu aleyküm. Kanka kart vereceğim. Full mu abi? Yok full değil. 300 liralık falan. Normal mi vereyim? Normal. Eyvallah. Depo burada kanka. İçinde kaldı mı? İçinde 5000 var. 5000. Allah Allah. Eyvallah. Kadir'im. Bir şey vermiş bir abi. Tamam. Kalmış. Eyvallah kanka, benim heyecanlandırdın. Selamünaleyküm. Selam. Motoru bir zoom edelim. Bir kimliğini söyle. 148. Soyun. Tamamdır, devam edebilirsin. Eyvallah, kolay gelsin. Abi bu motor keyifçi adam işi harbiden. Çok keyifli zaman geçirirsiniz bu motorla. Ben inanılmaz keyif alıyorum. Hatta geçen kendi motoruma bindim. Abi böyle bir minik, ufak şey geldi yani. Ses yok, bir şey yok. Bir acaba dedirtti yani arkadaşlar. Ama tabii ki benim tam olarak tarzım değil. Ya istesem de ben bu moda giremem. Ama bence
Böyle abilerim için harbiden, böyle 40 yaşındaki abilerim için, 35 yaşındaki abilerim için. Ki öyle o yaşlarda olsam büyük ihtimalle alırdım. O abilerimiz için bence biçilmiş kaftan diyebilirim ya. Hop. Ya çok da zorlamıyor şimdi trafik dedi. Ya şuradan geçemezsin mesela. Ama zaten fark ediyor ve yolu açıyor sana. Kornamızı çalalım. Dediğim gibi 35-40'lı abilerimize biçilmiş kaftan diyebilirim bu motor. Şöyle ben de gitsem. Ama yok, ben her gün trafikteyim. İşte her gün işe gitmem gerekiyor benim gibi. Diyorsanız şu an işe gidiyorum mesela. Ya gerçi yine bak trafiğin şeyinde kalmıyorum. Trafikte kalmıyorum, anladın mı? Ama birazcık zorluyor yani. Uçayım kaçayım demiyorsanız yeterli ya. Ama şeyler çok sıkıntı mesela. Tamam, burası akıyor mesela. Ama durduğunuz anda o motorun ağırlığını taşımak zorundasın bununla. Öyle bir sıkıntı var. Hop. Geçer mi? Geçtik. Dediğim gibi öyle bir sıkıntı var. Öyle arkadaşlar, sürmeye devam ediyoruz. Bay bay. Dark Pov'la yeni bir günden herkese merhaba. Dark Pov'la bilmem kaçıncı gün. Arkadaşlar en sinir olduğum noktaya geldik. Trafikte aralardan geçemiyorsun bu motorla. Ama bak böyle fark edip yol veriyor abiler. Sadece egzoz sesinden bile anlaşılabiliyor diyeceğim. Bu abla görmeyecek. Biraz geç oldu ama. Evet, en sinir olduğum nokta bu. Aralardan geçme olayı. Ama şöyle bir artısı var. Rahatsın abi, anladın mı? Hani şey yok yani. Dur kalkta biraz zorlanıyorsun. Ağır motor çünkü. Genelde böyle park edip yol veriyor abiler. Derken zor mu kanka? Ya 250 cc bir motora göre 230 kilonun üstünde motor. Sanırım torktan kurtarıyor çünkü hızlanması falan bayağı normal yani. Kayış aktarma olması falan da büyük etken büyük ihtimalle. Top speed'i denedik arkadaşlar. 140'a falan çıktım ben. 135-140 civarına. Aynaları gayet güzel. Motorun dengesi gayet güzel. Yüksek hızda biraz sallıyor çünkü çok büyük motor arkadaşlar. Yani en olarak bayağı hani rüzgara delemiyorsun. Rüzgarla bir savaşıyorsun yani yüksek hızlarda. Bak egzozluydu. Çekildi abim. Eyvallah. Bu motora polis abiler ne yapacağını şaşırıyor arkadaşlar. Böyle bakıyor, Allah Allah bu neymiş falan oluyorlar. Sesten ceza yer miyiz diye düşündüm ama çapır abi, yani bundan nasıl ceza yiyebiliriz? Orijinal stok sesi yani bu. What we can do yani. Bu abinin haberi yok bizden. Biraz kötü bir yerden geçtik ama. Genel olarak motor kullanışlı arkadaşlar. Çantaları, şunlar falan bana birazcık kalitesiz geldi. Ama fiyatına göre normal mi diye düşündürtüyor. Abi ses sistemi biraz daha kaliteli olabilirdi. Ama bunlar sizi tatmin ediyor arkadaşlar tabii ki. Hani ne kadar o kadar mal yani. Evet, kilitlenmese trafik çok daha tatlı olur. Çünkü koca bir motorlayız. Onun dışında
Sürüş zevki inanılmaz keyifli. Rana ile bir Kadıköy'e gittik geldik Beylikdüzü'nden. İnanın gram yorulmadım motorla. Buradan geçmeyelim, tehlikeli. Motorla gram yorulmadım, öyle söyleyeyim arkadaşlar. O kadar konforlu yani, onda sıkıntı yok. Sesi zaten, sesini konuşmaya gerek yok. Bir de sunduğu şeyler güzel. Telefonu bağlayabiliyorsun, telefonun ekranını burada görebiliyorsun. Yani şu ekran ne yapabiliyorsa hepsini yapmaya çalışıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şöyle vizörümüzü de kapatalım, sesimiz güzel gelsin. Bence inanılmaz bir motor yani. Bu fiyata ve 250 cc olduğu için şeyim vardı hani. Ben bu motor 400 cc sanıyordum arkadaşlar. Bu motor 250 cc'ymiş. Çok saçma bir olay çünkü inanılmaz torklu bir alet. Hani bayağı uzuyorsun yani. Böyle 130-135 falan gördük. Dışarıdan baksam 250 cc desem şu makineye, hani bakmam bile, anladın mı? Gitmez derim yani, bu ağırlığı çekmez derim ama direkt böyle binince bir garip oldu. 400 olarak düşününce harbiden 400'müş gibi hissettirdi. Çoğu şeyi karşılıyor motor ya, bence çok keyifli. Oturuşu, gidişi, her şeyi keyifli, ilgisi, insanların bakışı falan inanılmaz yani. Yani ben bu motora şu an 5. günüm, 2 gün daha bineceğim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım diyebilirim arkadaşlar. Saatte geçiyor. İşe gitmemiz lazım. Frenleri de gayet iyi bak. Duruyor yani. Bak şimdi bir daha yapayım. Gayet iyi duruyor arkadaşlar. Frenleri memnun. Frenleri tatmin edici. Hani durabilir miyim muhabbeti olmuyor. Büyük ihtimalle olmayacaktır yani. Tabii ki ağır makine, ona göre frenlersiniz ama bu makineye bu frenler yeterli bence. Hani bak yapışıyor yere, gördün mü? Çok da zorlamak istemiyorum. Trafikteyiz. Şuradan girsek. Ben ama bu çapırcı abilerin neden böyle makinelere bindiğini anladım abi. Acayip rahat, konforlu, keyifli. Yani arada kendi motoruma biniyorum da böyle, yok abi. O şeyi alamıyorsun yani. Harbiden rahatsız böyle kuru bir makine altında, anladın mı? Bunlar inanılmaz ya. Güvenli taşımacılıkta son nokta arkadaşlar, görüyorsunuz. Aralardan geçerken de o büyük çapırlar gibi rahatsız etmiyor ya. İlla ki zor da geçmek. Hani bir şekilde hallediyorsunuz arkadaşlar. Musattin'in önünden geçtik. Buradan selamlar. Baksana kendine gidiyor abi motorun. Bak harbi gemi gibi motor ya. Abi benim beklentimin harbi üstünde çıktı motor. Hani şey duruyor, dışarıdan böyle motor duruyor. Sesi güzel falan. Hani insanları tatmin etmek için yapılmış bir şey gibi duruyor ama benim hoşuma gitti abi genel olarak. Burada USB portu var. Yine bunda depo elimizde kalıyor arkadaşlar. Yine çapır kafası. Motorun kalitesi güzel arkadaşlar. Çantalar biraz bana dandik geliyor ama onları da düzelteceklermiş sanırım. Daha kaliteli çantalar ekleyeceklermiş motora yani. Abi inanılmaz ya, baksana. Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Bugün Dark Pole'da son günümüz. Arkadaşlar Dark Pole bu kadardı bizde. Genel olarak bahsedecek olursak, şu çantaları da açışını göstereyim. Şöyle bunu açtın, bunu kapattın, bunu açtın, bunu kapattın, bunu açtın, açamadın, bunu açtın. Şurada bir tane anahtar takımı var. Bu bayağı işinize yarayacaktır dostlar. Bunu kapattım. Burada bir göz var.
Tekrardan burada bir göz var. Her yerde, her yeri kullandım arkadaşlar. Gerçekten çok efektifler çantalar. Yani bununla tura çıkabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Duruş çok güzel ya. Motor harbiden. Ben buradayım diyor size arkadaşlar. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Abi hararetle benzin göstergesinden çok memnun kalmadım. Çünkü çok efektif çalışmıyorlar bence. Hani benzin biterken böyle yanıp söndüğünü anlıyorsunuz hani bittiğini. Mesela 100 liralık benzin atsanız şuraya falan geliyor. Çok çabuk eksilip çok çabuk artabiliyor buralar. Çok düzende çalışmıyorlar bence. Ama bunlar tabii ki ayarlanabilir şeyler. Düzeltilemeyecek şeyler değil. Ses sisteminden memnun kaldım. Bassları tizleri daha iyi olabilirdi. Ama tabii ki fiyatına göre gayet normal bence. Aynalı iyi gösteriyor dedik. Blok sağlam abi. Bloktan yana hiçbir sıkıntım yok. Motor ne yolda bıraktı ne bir şey yaptı beni. Ben zorladım da göreceksiniz zaten videoda. Şuradaki hava kanalları açılıyor bu arada. Nasıl açıldığını hatırlamıyorum. Ama onlar açılıyor. Hani yazın ayaklarınız terlemesin, hava alsın diye. Sinyalleri, aydınlatmaları gayet yeterli bence. Arkadaşlar acayip dikkat çekiyor motor ya. İnanılmaz dikkat çekiyor yani. Arkadaşlar bu motor 10 üzerinden fiyatına göre benden 8 puanı alıyor. Ben gerçekten memnun kaldım. Arkadaşlar şöyle telefona nasıl bağlandığını göstereceğim 2 dakika. Arkadaşlar açtınız motoru. Açıldı. Şimdi şarkı çalacak. Bluetooth'a bağlı olduğu için direkt. Kapattık şarkıyı. Şurada Carbit Ride diye uygulaması var abi. Şu tuşa basıyorsunuz. Ha, benimki direkt connected yapıyor. Add device deyince şuradan QR'ı okutuyorsunuz. Okuttunuz connecting diyor. Bağlanıyor. Evet şu an bağlandı. Neredeyiz? West İstanbul Marina plajındayız. Arkadaşlar navigasyonu gayet buradan ayarlayabiliyorsunuz. Direkt ekranı yansıtabiliyorsunuz. Şarkıyı zaten açabiliyorsunuz. Buradan film falan da izleyebiliyorsunuz. Ekranı bağladık abi. Ne açalım? YouTube'dan telifsiz şarkı diyorum. Şuradan oynat diyorum. Bakın. Direkt ekranı yansıttı gördünüz mü? Çiçek gibi. Direkt ekran burada arkadaşlar. Bunu kapattık. Navigasyonu deneyelim. Buradan Musatlı'ya gidelim. Motor Fabrikası Avcılar. Yol tarifi. Musatlı Motor Fabrika Satış Mağazası işletmesi hedefi için yola çıkılıyor. Al abi. Bak mis gibi. Navigasyonun ekranında. Yolu üzerinde kuzeybatıya doğru gördüm hareket edelim. Birazdan orada olacağız. Sonra Ulusum Caddesi istikam. Kapattık. Bu şekilde telefona bağlanmayı da gösterdik. Arkadaşlar başka değinecek bir şeyim kalmadı. Dark Pro bizde böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.